Değerli izleyicilerimiz, Hayat'la beraber de şimdi sizleri ülkemizin en batısına Edirne'ye doğru bir yolculuğa çıkartıyoruz. Bu güzel ilde ziyaretler gerçekleştiren ekibimiz, yerel yöneticilerinden siyasetçilerine, çeşitli kamu kurumlarından bölgenin ekonomisine yön veren kuruluşlarına kadar hemen her yönüyle Edirne'yi ekranlarınıza taşıyacak. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Yüzyıllardır Asya ile Avrupa'nın ticaret yolu üzerinde bulunan Edirne'nin ticari hayatını mercek altına almak üzere sözü Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk'e bırakıyoruz. Başkan öncelikle Edirne Ticaret Borsası ile ilgili bilgiler veriyor. Edirne Ticaret Borsası şu anda Türkiye'nin 4 büyük borsasından bir tanesidir. İşlem hacmi açısından bünyesinde hububat ve yağlı tohumların satıldığı, salon satışı yapıldığı borsası var. Aynı zamanda canlı hayvan satışı yapıldığı borsası var ve süpürge teliyle ilgili olan satış salonu var. İştikal konuları 3 tane satış salonundan oluşuyor. Başkan, Edirne'nin ticari potansiyelinin 3 ana parçadan oluştuğunu vurgulayarak bu 3 ekonomik dinamik hakkında detaylı bilgiler aktarıyor Hayat'la beraber mikrofonlarına. Edirne'nin baktığınızda 3 tane benim gözümde motoru var. Bunlardan Edirne merkezini incelersek, Edirne merkezde ciddi bir turizm potansiyeli var. Şöyle söyleyeyim, benim bildiğim kadarıyla dünyada en yoğun tarihi eserin olduğu şehirlerden bir tanesi. Birincisi Floransa, ikincisi Edirne olması gerekiyor. 10 kilometrelik bir çap içinde bildiğim kadarıyla 700 küsur tane eseri var. O açıdan hala daha bu eserler tam olarak hepsi aktif halde değil. Çok yoğun çalışmalar yapılıyor şehirde. Ve de bu çalışmaların sonucunda her geçen gün Edirne'ye olan ilgi artıyor. Bir ikinci konu tarım. Tarım olarak baktığımızda Edirne'mizin hemen hemen bütün arazileri ekim yapılabilir araziler. Ondan dolayı bölge üretim anlamında Türkiye'nin potansiyel bölgelerinden bir tanesi. Hayvancılık kısmına baktığımızda hayvancılıkta da Trakya biliyorsunuz ari bir bölge. Bunun yanında damızlık kalitesiyle, hayvanlarının kalitesiyle, üretimle ilgili olan verimlilik anlamında Edirne bölgesi ilerleyen dönemde de Türkiye'nin parlayan bölgelerinden bir tanesi olacak.